Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iri yeşil kertenkele lacerta olması lazım türünü inceleyeceğiz. Bunlar zehirli diye genelde öldürülüyor. Hiçbir zararları yok. Kutudan çıkartacağım. Açtım kutuyu. Üstünde bir tane de kene var. Şöyle bir dakika. Oo, tırnakları çok güçlü bu arada. Oo, bayağı güçlü. Şöyle alt tarafları böyle. Şu taraf şöyle yeşil. Şurada kulakları var. Çok güzel bir hayvan. Uzak şunu şuraya koyalım da arkaya falan düşmesin. Bu şekilde tatlı bir hayvanımız. Hatta şöyle yapayım. Camdan. Ama parlama oluyor. Şu şekilde yapabiliriz. Yok, oralara gitme, oralara gitme. Şöyle çevir bakayım. Netlesin kamera. Netledi. Gördüğünüz gibi kendisi çok tatlı bir hayvanımız. Isırma. Büyükleri ısırabiliyor. Bu biraz daha küçüğü. Gayet de yemek yemiş, doymuş. Göbeği çok kocaman olmuş. Üstünde de küçük bir tane kine var. Onu alamayacağım maalesef. Zarar vermemek için. Şöyle sevebiliriz. Şöyle. Çok güzel ya, çok tatlı. Bunu salacağım birazdan. Çok güzel bir hayvan. Çiftlik üretimi varsa direkt alacağım. Çok güzeller, renkleri falan. Çok güzeller. Çok tatlı şey salacağım ama. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Kuyruğu da göstereyim şöyle. Şöyle altı sapsarı. Gövdesinden sevinci kızıyor biraz. Bu
Göze bak, göze bak. Nasıl tipe bak. Göze bak göze. Nasıl kusuyor bak. Oh, hayvan kendinden geçti. Lan? Değil mi lan? Küçük dinozor ya. Şöyle bakın kuyruğunu da göstereyim. Kuyruğu normal kertenkeleler gibi böyle gri. Kuyruğunu bunlar da bırakabiliyor. Ayaklarını göstereyim şu şekilde. Netlesin be. Ayakları şu şekilde. Bunlar çok iyi tırmanıcı. Aa şeyim bitti. Flaşımız gitti. Kötü oldu bak bu. Neyse güzel çekimler yaptık en azından. Aa tutuyor. Bırak lan. Güzel çekimler yaptık en azından. Hiçbir şey. Oo tamam. Havaya kaldırınca biraz kızdı tabii. Vahşi hayvan sonuçta. Tipi bak. Et, netlik gitti. Tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam, özür dilerim. Çok güzel hayvan. Kendisi. Bunlar yine böcek yiyor. Et yerler büyük ihtimalle. Et yerler. Küçük fare yerler bunlar. Fare, küçük fareleri yiyebilirler. Onun dışında çayırlık alanlarda yaşıyorlar habitat olarak. Bu orman türü şeylerden ağaçların ağaçlarda da yaşıyor bunlar. Bir de başka ne yiyebilir zaten? Ot yiyorlar mı emin değilim ama büyük ihtimalle yemezler. Böcek, etçil bunlar. Etçil diyelim kısaca. Bu ortanca bir arkadaşımız. Daha büyükleri var ben gördüm. Şekilde çok güzel. Şöyle kafa renkleri var. Bak, gıdısını da görüyorsun şu an. Gıdısı çok güzel. Dişlerini gösteremem. Isırmıyor çünkü ama bir böyle testere gibi dişleri var hafif. Şey gibi düşünün. Yemek bıçağı olur böyle. Çok keskin olmayan tırtıklı. Onun gibi. Şu kafa şeyi çok güzel. Tabii ışık olmadığı için pek belli olmuyor ama. Kafa desenleri çok güzel. Böyle bir kertenkele arkadaşlar. Bunu sakın ha öldürmeyin. Ben de salacağım zaten. Bu hayvanlar çok güzel hayvanlar. Tarım dostudur bir yandan da. Böcekleri yerler. Yani ilk önceden bunları zehirli sanıyordu. Bunlarda zehir falan yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar mıncıklayın. Ama tabii salın. Şurasında kene vardı. O duruyor mu hala? Evet duruyor. Çok tatlı bir kertenkele. Çok almak isterdim ama doğadan hayvan olmaz. Özellikle sürüngenler. Stres olur. Yaşayamaz, ölür. Ben de salacağım.
Biraz sonra. İlk defa elime gri yeşil alıyorum bu arada. Ha, bu iri yeşil kertenkele deniliyor. Bizim köyde buna gri yeşil diyorlar. Gri yeşil. Herhalde iri yeşil derken iriyi griye anladılar. Gri yeşil diye kaldı bende. Net de yüzünü kapattı. Uyuyacağım mı lan? Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yine kertenkelemizi bulduk. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Gıdı gıdı yaparım bak. Gıdıklarım bak. Gıdı 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 gıdı. Bay bay de. Ah lan. Ah, kamera çıkıyor. Şan bana öyle bir bakış atıyor ki. Tamam. İn kameradan. Bırak. Telefona bırak. Ben sana alacağım oğlum. iPhone alacağım, sen merak etme.